Selam canlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız bugün, iyi misiniz? Ben bugün biraz böyle koyu renk çamaşırım vardı. Hava da çok güzel. Bakın mis gibi. Dedim çamaşırları sereyim de kurutayım bari. Malum biliyorsunuz her zaman bu havayı bulamıyoruz biz. Şimdi alayım da mis gibi kurusunlar. Bir de açık renklerim var. Onlara da atacağım şimdi yıkamaya. Hava güzelken kurusun. Sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben de iyiyim çok şükür. Kendime çevireyim. Ay öksürük geçmiyor. Ben de iyiyim çok şükür. Gördüğünüz gibi. Sağlığınıza duacıyım. Öyle söyleyeyim. Biliyorsunuz dünkü videoda demiştim hani polisi bekliyorum falan. Hala bekliyorum polisi. Bugün işte aradım. Dedim hani benim bir işlem vardı dedim. Şikayetim vardı. Polis gelecekti görüşmeye. Ne oldu? İşte dediler tamam. Şimdi şey yapıyorum. Arkadaşlara soruyorum hani. Size haber versinler. Hala bekliyorum öğleden sonra ama bakalım öğleden sonra saat kaçta gelecekler. İnşallah fazla geç kalmazlar. Şey oldum yani mahkum kaldım eve dışarı da bir yere de çıkamıyorum. Ne diyecektim? Öyle bekliyorum işte onları. Akşam yemeğine de işte hala karar veremedim. Bu akşam yemeği derdi var ya biz kadınları var ya acayip strese sokuyor. Vallahi billahi. Ne pişirsek, ne etsek. Vallahi bilmiyorum. Bana kalsa ben gene bir mangal yakarım. Bir mangal yakarım vallahi. Uğraşıyorum yani. Hiç üşenmiyorum mangal konusunda. Onun yapışı, şeyi, yiyişi, kokusu ayrı bir zevk benim için. Bakayım Gamze'ye söyleyeyim kabul ederse. Gene bir mangal yaparız. Buzlukta tavuğum var nasıl olsa. He. Patlıcanlarım da var. Onları da koyarım. Bir güzel közlensin. Allah. Ya söğülme yaparım. Ya da yanında yerim. Bilmiyorum. Kıymam yok çünkü karnıyarık yapmak istedim de kıymam yok evde. Ama söğülme çok güzel. Bir deneyin onu. Yapınca ben size bir göstereyim onu. Eski videolarımda var da şimdi kim bilir nerede bulacaksınız onu. Eski videolarımda var yapmıştım onu. Yaparsam zaten size çekeceğim onu ama yoksa böyle közde koyacağım yiyeceğim geçen sefer çok güzel olmuştu valla acayip lezzetli olmuştu o kömürün mangalın da isi kokusu da siniyor ya ayrıyetten bir güzel olmuştu bakayım artık bir Gamze'ye sorayım duran hele Gamze'ye sorayım bakayım ne diyecek hele durun Gamze hoş. Ne yapıyorsun? Uzanıyorsun. Bugün ne yemek yapalım? Diyorum acaba gene mangal mı yapsak? He. Olsun hava güzelken havayı değerlendirelim. Yumurtalı köfte mi? Yardım edersen olur. Yok, onun yeşilliğine hazırlanması var. Bakın diyor yumurtasını yaparım. Zaten hep onu yapıyorsun. Tek yumurtasını yapıyorsun. Diyor ben yumurta ustasıyım. Ben köfte ustası mıyım? Evet. sen de yeşilliğini meşilliğini yıkarsın, marulunu yıkarsın. Annelere öf denilmez. Yumurtalı köfte yapak o zaman bahçede bugün. Bahçede değil, evin içinde yap. Ha. Ama ben de diyorum ki hani hava güzel ya, havanın güzelliğini değerlendirelim. Ama dışarıda sinek minik girer, içinde örümcek girer. İçeride yok. Yok le. Girmez. He? İçeride yoğurt, dışarıda ye. İyi, öyle olsun.
Köfteye karar verdik. İçeride yoğurup dışarıda yiyecekmişiz. Ama ben hala mangal yakmak istiyorum. Ne yapacağız? Yarın da şeye gideceğim. Hastamı yine dişçiye götüreceğim. Yarın dişi çekilecek çünkü. Yarın da onu götüreceğim. Yarın da yapamam. Bakayım neyse. Havalar bozulana kadar değerlendirmeye çalışacağım. Yani mangalı bol bol yapmaya çalışacağım. Bu arada o aldığım şeye balta mı? Yanlış almışım herhalde. O odunları kıramadım. Bazı arkadaşlar yazmışlar. Onunla kıramadım. O elektrikli testereyi de komşum dün gördü. Emin olamadı. Şeyleri kesebilir miyim diye. Dedi dur açma kutuyu ben bir bakayım dedi. Neye bakacaksa bilmiyorum. Ben bir bakayım dedi. Sana haber veririm. Hemen açma dedi. Daha açmadım. Ama denemek de istiyorum aslında. Çalışır mı çalışmaz mı diye. Neyse hadi kız. Lafa tutmayın beni. Şu çamaşırlarımı asayım. Odur saat 3 olmuş. Çamaşırlarımı asayım. Öbür postayı da atayım. Ondan sonra inşallah gene çekeriz bir şeyler. Gösteririz size kız. Ama eve hapis kaldım. Bir yere çıkamıyorum. O gün komşuma dedim ki kapatıyor. Hep her zaman kapatacağım zaman aklıma başka bir şey geliyor. Onu söylüyorum size. Dün komşuma sordum. Dedim burada hiç böyle güzel bir park yok mu dedim. Böyle mangal yakılacak, piknik yapılacak. Yok dedi. Koskoca İngiltere aslında her yeri yemyeşil ama maalesef her yerde mangal yakamıyorsunuz. Piknik yapamıyorsunuz. Yasak. Bilmiyorum işte o denize gittiğimiz zaman da 6'dan sonra serbestte. Bakalım. Bir yer bulabilirsek olmasa böyle gene bir piknik keyfi yaparız inşallah. Hadi şu çamaşırları asayım. Havanın güzelliğine bakın Allah aşkına. Kurban olduğum Allah Rabbim. Allah aşkına. Eylül'e kadar bari böyle devam et. Hemen kış gelmesin. Ne olursun. Hemen yağmurlar yağmasın. Üşümeyelim. Kaloriferleri yakmayalım. Ne olursun Allah'ım. Ha bu havayı Türkiye'de gönderek. Türkiye'nin de sıcaklığı bu kadar olsun. Yeter. Milleti yakıp kavurma. Vallahi billahi. Hadi seriyorum çamaşırları. Yine çenem düştü. Evet arkadaşlar. Polis amca geldi gitti. Saat 3.30 mu 4'e doğruydu geldi. Bir 20 dakika önce de gitti yani. Nereden baksanız. Adam 2-3 saattir buradaydı neredeyse. Şikayetleri falan yazdı. Bana kadının yolladığı bütün mektupları, yazıları, kartları hepsini gösterdim. Polis bile şaşırdı yani. Mesajları gösterdim. Videoya çekmiştik onu. Onu gösterdim. Biliyorsunuz kameramda telefonum konuşamadım. Kapımda kamera var ya zil. Orada da zaten kayıt yapıyor. Onu da gördü yolladık. Yani bütün evidence, bütün delilleri verdik polis amcaya. Bakalım sonuç ne olacak? Bu civardaki şeylere işte konu komşu böyle onların bir grupları var. Oraya haber verilecek. Zaten bunun listesi kabarık yani. İsmi kabarık. Tek ben değilim yani. Bir ben kalmıştım. Benle tamamlandı. Şikayet olarak. Bakalım ne olacak sonrası. Benden çıktıktan sonra polis dedi onunla da gidip konuşacağım. Uyarı yapacağım ona. Ama zaten kadın anladı polisin onun için geldiğini. Bize geldiğinde çünkü mutfaktan sürekli bakıyordu. Sonradan storunu kapattı. Storunu kapattı. Polis işte giderken dedim Allah sana kapıyı açarsa şanslısın. Sanmıyorum açacağını. Hakikaten de açmadı. Biliyor. Kadın işini biliyor yani.
Ama illa ki onunla zaten kontak kururlar, ya mektup yazarlar ya telefon açarlar. Hatta polis telefon bile açmış, numarası kayıtlıymış zaten orada. Ben numarasını vermemiştim polise. Aramış ama cevap vermemiş. Uyanık, cevap verir mi hiç? Öyle işte, bakalım sonuç ne olacak? Bu durum bizi nerelere götürecek? İnşallah rahat durur da başka zararlar vermez bize. Çünkü konu komşuya zarar veriyor. Arabalarına zarar veriyor. Evlerine zarar veriyor. Bakalım bana ne yapacak yani. İnşallah bir şey olmaz da. Çamaşırlar topladım. Bir tane çorabı bırakmışım orada telde. Görüyorsunuz. Öyle işte. Tabii ki hoş bir durum değil. İstemezdim böyle olsun. Zaten polis de sordu hani ne zamandan beridir böyle? Dedim valla taşındığımdan beridir böyle. Bir gün iyi, bir gün kötü. Bir gün iyi, bir gün kötü dedim. Ben dedim hani idare ettim onu yaşlı hasta diye. Ama dedim hani artık durmak bilmiyor kadın. Irkçılık. Daha önce de yaptı bana ırkçılığı da ben aldırış etmedim hani hasta diye. Hani ben videomda söylüyorum ya bir tane hasta mı ırkçılık yaptı diye. Sonra da bu kadın yaptı ama ben bu kadını söylemedim. Bu hastamı söyledim sadece. Yani bu da yaptı daha önceden bana ırkçılık. Söyledi hani buraya geliyorsunuz. Devlet size bakıyor, ediyor, çalışmıyorsunuz, etmiyorsunuz. O zaman ona da dedim. Ben buraya geldiğimden beridir çalışıyorum, vergimi ödüyorum. ben buraya ayak uyduruyorum zaten. İngilizce de konuşuyorum. Böyle geldiğimden beri eve kapanıp sadece yardımla geçinen bir insan değilim dedim. Tabii ertesi günü gene değişmişti. İyi olmuştu. Özür dilemişti benden. Ama artık çok oldu yani. Gerçekten çok oldu. Önlemimi artık almam lazım. Zaten yan komşum da şikayet etmiş. Öbür komşular da şikayet etmişti. Dediğim gibi listeye ben de eklendim. Polis sordu daha önceden hiçbir polislik oldunuz mu? Bir şikayetiniz, bir olayınız falan oldu mu? Çünkü dedi şey, isminiz çıkıyor dedi listede. İsmim çıkıyormuş polis kayıtlarında. Dedim evet oldu. Geçmişte falan. Gene bir şikayet falan olmuştu ya. Adresime kadar çıkıyor. Önceden diyor bu adreste mi oturuyordunuz? Bu adreste mi şikayet yapmıştınız? Her şeyi biliyor vallahi adamlar. İşte kayıt olmanın güzel yanı bu. Öyle işte maalesef. Böyle insanlar yüzünden polis yüzünü görüyoruz. Yani polislik oluyoruz. Allah sonumuzu hayır etsin. Öyle birazcık gerildim. Polisle konuşunca da gerildim aslında. Böyle eski günler aklıma geldi. Polise ifade verdiğim zamanlar. O günler aklıma geldi. Maalesef. İnşallah bu son olur. Bu son polislik olayımız olur. Bakalım Allah sonumuzu hayretsin. Rabbim herkesi böyle insanlardan da uzak tutsun. Gerçekten zor yani. Hani ev alma komşu al diye bir söz var ya. Bizimki gerçekten o mesele. O şeye geliyor yani. Böyle komşu düşman başına. Gerçekten düşman başına. Öyle. Neyse şimdi şeyi söyleyeyim. yemek Gamze diyor ki anne köfte geç oldu diyor. Köfte yapmayalım. O banyoya girdi. Arabayla tur atmak istiyor. Ben de yardım et diyorum ya hani yeşilliğim. Ama ben yapsam o kese otursa hazırı yiyecek. Ama yardım et dediğim için diyor anne bugün geç oldu diyor. Bilmiyorum bakalım belki ben yaparım. Gamze Hanım'a hazır olsun. Ben açım. Adam oturmuştu. Vallahi polis oturmuştu. Karnımdan gurul gurul sesler geliyordu. Apo rezillik. Hemen gittim mutfağa bir kahve yaptım içtim. Kahve beni tok tutuyor ya. Kahve içtim. Geldim hemen bir lokum attım ağzıma yedim. Biraz dedim şeyi durdursun. Karnımın sesini duydursun rezillik. Vallahi gurur gurur.
Dersin belki şey aylardır aç kalmışım. Ay neyse bilmiyorum valla. Yapınca size gösteririm. Yapmasam da basit bir şeyler buluruz yeriz işte. Allah verdiği boğazı boş bırakmıyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Yemek seçmedikten sonra Rabbim verdiği bu boğazı boş bırakmıyor. Gerçekten. O yüzden kimse aç kalmaz, açlığından ölmez. Var maalesef bazı ülkelerde, fakir ülkelerde var aç kalan insanlar ama Allah da onların yardımcısı olsun. Öyle. Hadi ben gideyim şu ikinci posta çamaşırı da asayım. Çamaşır makinesi çoktan bitmiş de polis var diye asamadım. Şimdi gideyim onu da asayım. Selam güvercin kardeş. Selam arkadaşlar. Nasılsınız bugün? İyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır. Bu güvercin sabahtan beridir orada duruyor. Oturuyor, gidip geliyor, gene aynı yerlere konuyor. Acaba bir mesaj mı veriyor bana? Dilek mi dilesem? Bir haber mi verecek? Eskiden güvercinler haber yolluyordular ya. Kız bana kim haber yolladı? Kız artık telefonlar var, teknoloji ilerledi. Güvercin kullanmayın, anlamıyorum ben güvercinle haberleşmeyi. Ne mesaj getirdin bana? Kimden getirdin güvercin? Oy seni verene kurban. Acaba ne yaptın? Yoruldun mu? Orada dinleniyorsun. Ne konuşuyorsun kendine? Bir şeyler valla söylüyor, ağzını oynatıyor. Anlamıyorum bacım, anlamıyorum. Anlamıyorum, ne diyorsun? Kız Türkçe konuşsana. Ağzını oynatıyor. Bir şeyler söylüyor da anlamıyorum. Neyse. Evet. Ben Gamze ile dışarı çıkacağım ya. Sabahtan yine onu bekliyorum. Hastamı yine dişçiye götüreceğim. Gamze dedi ben de geleyim tırnaklarımı yaptırayım. Onun tırnakçısı orada çünkü. İyi gel dedim ama güya saat 12'de çıkacaktık. Saat şu anda 1'i 10 geçiyor. Gamze hala hazır değil. Ben ondan sonra başladım hazırlanmaya. Duşumu aldım, üstümü giyindim. Bu tişörtümü giydim. Bakın bunu da Temu'dan almıştım. Ha birazcık şöyle midem çıkıyor. Her zamanki gibi. Ben hazırlandım. Ha böyle saçımı hemencecik böyle maşayla yaptım. Biraz dedim değişiklik olsun. Ondan sonra beceremiyorum zaten. Öyle maşadır. Bilmem nedir. Onlarda hiç yeteneğim yok. Yine üçü bir arada makyajımı yaptım. Ondan sonra hazırlandım. Bekliyorum. Bir perdelerimi falan çekeceğim. Ne olur ne olmaz. Hani geç dönersem diye. Ama sanmıyorum. Hava kararmadan inşallah dönerim. Çünkü eskisi gibi değilim. Akşamları araba kullanırken zorlanıyorum artık. Aydınlıkta gelmeye çalışacağım yani. Ve karnım gene gurulduyor. Gurulduyor. Vallahi. Hadi bakalım. Bugün günümüzü başlattık. Umarım hepimiz için güzel bir gün olur. Güzel haberler aldığımız bir gün olur inşallah. Beklediğiniz böyle güzel haberler, dilekler, istekler varsa inşallah bugün hepsi gerçekleşir. Rabbim hasta olan, hastanede şifa bekleyen bütün hastaların da yardımcısı olsun. Rabbim Şafi ismiyle şifa versin herkese. Gurbette özlem bir bacınız olarak gurbette özlem gurbette bir bacınız olarak size dualarım, dileklerim sizler de bana dileyin. Aşırı böyle büyük bir isteğim yok zaten. Sadece şöyle dileyim. Rabbim özlem bacımızın içindekine versin, ne muradı varsa versin. Sadece onu söyleyeyim yeterli. Malum biz insanoğlunun istekleri bitmiyor. Biri olursa öbürünü istiyorsun. Biz öyle insanlarız. Gözüm de güvercinde. Öyle işte.
Bakayım çekebilecek miyim böyle ikimizi aynı anda. Kaçacak mı? Ana, kaçırdık güvercini. Ne yapalım? Çamaşırlarımı da sermiştim. Onlar da daha tam kurumamışlar. Bakayım şimdi yine bir kontrol edeyim. Kurumuşlarsa onları içeri alayım. Sonra çünkü hava serinleyince onlar yine böyle birazcık nemli gibi olacak. Toplayayım onları. Bir daha ertesi gün serme derdim olmasın. Hadi bakalım. Ha, bu arada şu kavanozlar gözüme çarptı. Bir önceki videoda dedim ya şu kavanozları bulaşık makinesine atayım. Maalesef onlar bulaşık makinesinde yıkanmıyormuş. Elde yıkanıyormuş. Bulaşık makinesi aldım. Aldığım şeyler de hep elde yıkanıyor. Şansıma bak. Neyse. Daha doldurmadım onları. Yıkanmıştım işte. Kurumalarını işte bekledim. Kurudular gerçi de şimdi. Onları yapacağım, halledeceğim. Neyse. Hadi bakalım. Günümüze başlayalım. Ya Bismillah diyelim. Güzel bir gün olsun hepimiz için. Meraklı merahat. Biz geldik dişçiye. Hastamı yine getirdim. Bugün dişi çekilecek. Dişçideyiz şimdi. Bekliyoruz. Oturuyoruz. Canlar da bulanık olmuş. Bu sefer arabayla getirdim. Onu arabama koydum. Çünkü geçen sefer çok yoruldum valla yürürken. Ayağım zaten şey değil, normal değil. Biraz fazla yürüyünce çünkü ayağım daha çok ağrıyor. O yüzden arabamla getirdim bu sefer. Gamze de geldi. Gamze'yi de şeye bıraktım, tırnakçıya bıraktım. Tırnaklarını yapacakmış. Biz şimdi bekliyoruz bakalım ne zaman alacaklar bize. Reaksiyonu çok kötüydü. Hadi ya. Evet arkadaşlar, hastamın dişlerini hallettik. Durun, şu camları kapatayım da. Hastamın dişini hallettik. Çekildi, temizlik yapıldı, dolgu yapıldı. Bir de dikiş atıldı çekilen yere. Kanaması çünkü oldu her ihtimale karşı. Dikiş de atıldı. Onu bıraktım evine. Ondan sonra salata da yaptım, hazırladım. Bakıcısı geldiği zaman tavuk sadece pişirip soğutacak, ekleyecek üstüne. Gamze Hanım da tırnaklarını yaptırdı. Geldim şimdi onu almaya. Buradan da şeye gideceğiz. Bakacak mısın? Göstereceğim. Tekemaks'a göstereceğim. Tekemaks'a uğramak istiyor. Oraya uğrayacağız. Oradan da inşallah eve gideriz. Hava kararmadan gidelim ama Gamze. Hava kararmadan gidelim. Göster bakayım. Gamze'nin tırnaklarına bakın. Çok tatlı. Evet, çok hoşuma gitti. Yine bakıyorsun. Beğenmedin mi? Ben hiç rahat edemem böyle. Bence sana ama da yakışır. Sen de yaptır. Dur. Ben hiç rahat edemem böyle tırnaklarla da işte alışıyor. Onlar. Kurdaleye dikkat et dediler. Saça yakalanabiliyormuş. Sökülürse süper glue kullanacağım artık. İşte gençler ya. Bir de bu son hastaneye başlayınca tırnak yasak. Eylül'de başlayınca okula. İyi değil. Aynen. Üniversiteye başlayınca tırnaklar artık kullanamayacak böyle. İyi, hadi bakalım biz gidelim. Hadi biz gidelim. Aslında Gamze markete geldi. Buna uğramış, bir şey yokmuş. Hiçbir şey yok. Diyor bir şey yok. Belki sana göre bir şey yok. Belki bana göre yok, vardır. Yok, sana göre de yok. İyi hadi gidelim. Karnım da acıktı vallahi. Bakalım ne yiyeceğiz artık. Haydi gidek. Biz Tekemaks'a geldik. Elbise falan denedik. Bir tanesi çok güzel oldu ama kolları dar geldi. Maşallah pehlivan gibi kollar olduğu için. Bir tanesi de şu tarafa çok böyle alt kısmı çok genişti. O yüzden almadım. Şu göbek hepsi de çıktı maalesef. Müzik de çalıyor. Gamze'yi bekliyorum. Boydan ayna buldum. Oley oley, millet beni deli sanacak. Canlar, canlar. Canlar, ciğerler.
Eve geldim. Şansıma yol çalışması varmış. Farklı bir yoldan gittik. Allah'tan Gamze yanımdaydı. Yağmur da yağıyor. Gamze açtı navigasyondan hangi yoldan döneceğiz diye. Öylece bulduk yolları. Yollar da hep böyle köy yolları, dar yollar, karanlık yollar. Bazı arabalar geliyor, uzunlarını yakıyor, düşüncesizler. Neyse, sağ salim geldik eve. Hemen kettle'a bastım. Üstümü bile değiştirmedim daha. Kettle'a bastım, hemen bir kahvemi içip kendime geleyim. Bugün bir bardak kahve içtim ve rekor kırdım. Rekor kırdım, bardağım nerede? Bugün bir bardakla rekor kırdım. Saat kaç? 10'a geliyor. Ama aslında biz erken gelirdik de işte. Gamze ile beraber işte Tekamax'a gittik. Ben bir iki mağazaya uğradım. Şu mangal için şey aradım. Izgara aradım. Onu bulamadım. Ondan sonra kıyafet falan. Şunu çekeyim. Telefonu koydum oraya. Kıyafet falan denedim. Gamze de denedi. Söyledim zaten size galiba onları. Söyledim mi ya? Allah Allah. Söyledim diye hatırlıyorum. Her neyse denediğim kıyafetler istediğim gibi olmadı. İndirimdeydi aslında ama markalardı bile. Yani markalardı ama olmadılar. İndirime girmişlerdi işte. Dedim hani güzel olursa alırım böyle bir yere giymeye temiz bulunsun. Ama maalesef olmadı istediğim gibi. Ben öyle her kıyafetin içinde maalesef rahat edemiyorum. O yüzden almadım. Şimdi arada bir fırsat buldukça yorumlarınızı okudum. Onlara şimdi cevap vereyim. Ondan sonra bakayım eğer video yeterliyse kapanış yapacağım. Şimdi birincisi komşum için yazdıklarımız. Babam da hani demiş şey yapma. Muhatap olma, işte alma, verme, şudur budur. Babam da onları söylemiş. Ben aydınlık mıyım, karanlık mıyım arkadaşlar? Kızlar diyemiyorum. Bazen ağzımdan kızlar kaçıyor. Bazı arkadaşlar kızlar dememi istemiyor çünkü. O yüzden kızlar diyemiyorum. Ben niye karanlık çıkıyorum? Allah Allah. Şöyle mi yapsam? Böyle mi yapsam? Hello. Aslında telefon buraya giriyor da ben işte kabını çıkarmaya üşendiğim için sizin şu yağdanlığın arkasına koydum. O yağdanlık da şimdi onun da konusunu yapacağım. Önce komşumdan bahsedeyim. Ben size konunun başını anlatmadım aslında. O anda ben video çekiyordum. Video çekmeden önce o aradı beni iki kere, rahatsız etti. Anlattım mı emin değilim. Bence anlatmadım. Editlerken hatırlamıyorum çünkü anlattığımı. O beni ben bu o bahçeyi hallettiğim zaman ben dedim size, hatırlıyorsanız içimden mi geçirdim, size mi söyledim? Onun sesi soluğu çıkmıyor, bakalım gene bir patran bak koparır diye söylemiştim. O her zaman yaptığı şeyler çünkü. Dün her neyse ben işte kapının önünü falan evvelsi gündü ya, günleri de karıştırıyorum. Her neyse ya, kapının önünü falan temizledim, ettim. Zaten paspası da işte dedim hani o vermişti. Ben videoya başlamadan önce o beni aradı. Tamam mı? İki kere aradı beni. İlkinde şey yaptı. Telefonu açtı, konuştu işte dedi. Sana dedi bunu verdim, şunu verdim dedi. Hep alıyorsun, vermiyorsun, yapmıyorsun. Yok televizyonumu yapmadın, etmedin. Daha ben konuşmaya fırsatım kalmadı zaten. Bir alo dedim sadece. Onun huyu var çünkü. Hiç nefes almadan konuşuyor. Gamze kalktı, telefonu kapattı. Baktı benim suratım düşünce. Ondan sonra aradan bir dakika geçti. Aynen 6.48'de bir arada, 6.49'da bir arada. Çünkü polise verdiğim zaman aklımda kaldı. Sonra bir daha aradı. Ben hiç alo falan da demedim. Gamze aldı telefonu. Gene başladı.
konuşmaya. Gamze dedi ki benim dedi. Gamze'yim dedi. Niye dedi aldıklarını şey yapıyorsun, istiyorsun. Ya verme ya da isteme dedi. Biz zaten senden bir şey istemiyoruz dedi. Ondan sonra gene bir şeyler söyledi. Çok hızlı konuştuğu için her dediği de anlaşılmıyor. Gene işte ben bunu yaptım, şunu yaptım dedi. Her neyse. Bu sefer Gamze dedi ki yeter dedi, annemi rahatsız ediyorsun, taciz ediyorsun. Böyle devam edersen seni dedi polise şikayet ederim. Kapattı telefonun yüzüne Gamze. Tamam mı? Ama ben tahmin ettim. Gamze'ye dedim bak birazdan mektup gelir. Az çok kadının huyunu öğrendim artık. Birazdan mektup gelir dedim. Hakikaten de telefonu demek ki kapatmış, arkasından hemen yazmış. Liste yapmış, o size gösterdiğim listeyi. İşte yok güllerine su vermiştim, yok domateslerine ilaç vermiştim, yok uykun gelsin rahat uyu diye sana krem vermiştim. Onları istiyorum, yok sen benim ikinci kanalımı yapamadın, edemedin. Ben sana yardım ediyorum, sen benim televizyonumu yapamıyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Öyle bir not bırakmış. Sonra daha zaten biz kapıyı o hani o kapının önüne geldiği zaman bizim zilimiz ötüyor telefonumuzda. Gamze de açtı işte o anda kapıyı. Başladı gene böyle arkasını döndü. Video kayıtlarım var da maalesef suç olur diye burada gösteremiyorum. Arkasını döndü dedi. Yeter dedi benden aldıklarınız, böyle de yaptık. Bence alkol de kullanmıştı, kafası da hoştu hafiften. Yeter dedi benden aldıklarınız dedi. Alıyorsunuz benim televizyonumu tamir etmiyorsunuz. Ben dedim ki tamam problem değil al dedim. Gamze dedi al dedi problem değil al götür dedi. Hani şeyi paspası. Tam kapıyı kapatırken de pis yabancılar dedi. Türkçe konuşun dedi. Ne dur bakayım. İngilizce konuşmaya çalışın dedi. Biz çünkü Gamze'yle aramızda hani arada bir Türkçe konuşuyoruz ya. Kapattı telefonu. Ondan sonra ben artık dedim yeter. Polise haber verdim. Şimdi Bahar bacım da yazmış. Hani ondan bir şey alma verdiğini alma sen biliyorsun. Onun nasıl bir insan olduğunu, niye alıyorsun, niye ediyorsun. Ona benzer bir şeyler hani yazmıştı. Haklısın ben almıyorum zaten bacım. Ben almak istemiyorum. Ben almasam kapının önüne bırakıyor. Veyahut almadığın zaman daha çok sinirleniyor, sitem ediyor. Ya diyor ki işte hastaneye gideceğim diyor, gelmeyeceğim diyor. Bu burada kalacak, çürüyecek mesela meyve olsun, sebze olsun bir şey oluyor. Kalkıyor veriyor. Veya bir markete bir yere gidiyor, uygun bir şey buluyor, kendine alıyor. Mesela ben ona iki kere, üç kere gene gittim televizyonunu tamir etmeye, kanallarını yapmaya. Ama yine de olmadı hani televizyonu dediğim gibi. Bu sefer ne diyordum, paspası da ben ilk taşındığım zamanlar vermişti ve bu kadar kendi gerçek yüzünü göstermemişti. Ta ki ben buraya taşınana kadar, ben buraya taşındıktan sonra gerçek yüzünü gösterdi bana. Ondan önce hep iyiydi. Hatta ben eşyalarımı falan arada bir getiriyordum buraya. Hani eski oturduğum yerle mesafe fazla yok. Yarım saat 45 dakika eski oturduğum yerle. Ben arabamla bazı eşyaları getiriyordum, taşıyordum hani buraya. Yavaş yavaş yerleştireyim diye. O zamanlar geliyordu, kahve yapıyordu, bana getiriyordu. Ondan sonra işte hediyelik böyle mumlar yok, işte temizlik malzemeleri, spreyler yok, el bezleri, çöp torbası getiriyordu, yakınlık gösteriyordu. Hatta anneme de gösterdim. Annem de konuştu. Sevindik dedi. Annem dedi ki bak ne güzel dedi. Bari yardım ediyor. Yalnızlık çekmezsin orada. Sıkılmazsın dedi. İyi bir komşu denk geldi sana. Kız nereden bilek bir tane zırrakiyeden gelmiş bize. Vallahi billahi. Yani ta taşınana kadar ben onun gerçek yüzünü görmedim. Bilmiyordum. Ondan sonracıma işte böyle sürekli olaylar çıkarmaya başladı bana. Sonradan olaylar çıkarmaya başladı. Ama ben hani idare ettim yani. Size her şeyi de hani dediğim gibi anlatmıyorum. Eksiği var, fazlası yok bu anlattıklarımın. O derece. Her şeyi söyleyecektim. Oradan oraya atladım. Yani hediye verdiği zaman ben zaten almak istemiyorum, almıyorum.
Hatta bazılarını ben geri veriyorum ona. Yani bana mesela diyor ki şu kahveyi al diyor. Ben diyorum yok istemiyorum. Benim evde kahvem var diyor. Veya ona uğradığım zaman diyor kahve içer misin? İçmiyorum diyorum. İçmiyorum, bir şey içmiyorum. Onda bir şey yemiyorum. Almıyorum öyle her şeyine. Anladınız mı? Bu paspası ben ilk taşındığım zamanlar, hatta belki daha eve taşınmadan önce bana vermişti. Onda fazlaymış, vermişti. Aldı paspası götür. Ama ben tahmin ettim. O gün tahmin ettim, o paspas gidecek. Yemin ederim. Keşke Allah'tan başka bir dilek dileseymişim ben o gün. Yemin ederim size, Allah yukarıda. Gerçekten ben tahmin ettim o paspas, yani o gün gitmezse ertesi gün gidecek diye tahmin ettim. Tahminlerim de doğru çıktı. Gitti, neyse kendime yeni paspas alırım. Hiç problem değil. Ondan kurtuldum sayılır. Yani onun için mecbur kaldım. Ben polise şikayet ettim. Yoksa durdurulacak gibi değil yani. Kadın dediğim gibi bu çevrede herkese yapmış. Herkesi huzursuz etmiş. Herkesle problemi var. Tabii ki en son ben geldiğim için ben de nasibimi aldım. Bakalım artık. Ama ben şeye söyledim zaten, polisler geldiği zaman onlara da söyledim. Zaten şey varmış, böyle bir topluluk varmış, böyle komşularla çevre düzenleme mi derler, ne derler, onunla ilgili bir şey var. İngilizcesi farklı, Türkçesini çeviremedim şimdi. Oraya bildirecekler, belediyeye bildirecekler, çünkü kadın belediye evinde oturuyor. Belediyeye bildirecekler. Zaten onun listesi kabarık. Şimdi bu komşu meselesinde sürekli konuşmak da istemiyorum aslında. İnsanlar diyecek, aa kendine bir malzeme buldun, sürekli aynı şeyleri konuşuyorsun izlenmek için. Vallahi billahi öyle değil yani. Sadece hani ben ne yaşıyorsam onu size anlatıyorum işte. Odur yani. Ben şey için değil, izlenmek için değil. Yani izlenirse yalan değil. Hoş olur. Niye hoş? Hoş olmaz olur mu? Kimiz istemez izlenmeyi? Ama ben komşuyu sadece malzeme yapmıyorum yani. Onun için değil. Dediğim gibi ben ne yaşıyorsam zaten sizlere onu yansıtmaya çalışıyorum. Onu gösteriyorum. Bu aralarda yaşadığım o. Bakalım işte, 1-2 haftaya kadar polisten sonuç gelir herhalde. Şimdilik daha sesi çıkmadı komşunun. Polis dün evine gitti, kapıyı da açmadı zaten. Telefonu da açmadı. Dediğim gibi kadının zaten listesi kabarık, adı hem şeyde var, polis kayıtlarında var, hem de belediyenin kayıtlarında var zaten yani. O yüzden hani ben onun verdiği bir şeye muhtaç değilim zaten. O veriyor, zorluyor. Hatta bir kere gene Satiye ile Ayki'ye gittiğimiz gün gene çağırdı. Gittim, onun yüzünden Ayki'ye geç kaldık hatta. Onun televizyonunu yapacağız diye. Televizyonunu yaptık. Yani yapmaya çalıştım. Gene olmadı. Bir iki tane kanal var, onlar çıkmıyor. Anteninden kaynaklı İngiliz kanalları. Ona sinirleniyor. Hatta Satiye de oradaydı, gördü. Şey vardı, armut vardı, domates, bir de bir meyve daha verdi. Ne verdi ya, hatırlamıyorum. Bir şey daha verdi yani, yanılmıyorsam verdi. Ben hastaneye gideceğim dedi, burada kalırsa çürürler dedi, al götür, çöpe gitmesin. Verdi bize, zorla verdi. Satiye de şahidimdir yani. Ben almasam da o zorla veriyor. Yan komşuma gene öyle yapmış yani, tek bana değil ha. Tek bana değil, kadının huyu. O yüzden yani alırsam da alıyorum. Yoksa onu dediğim gibi bir şeysine muhtaç değilim. Bir de bir bacım bana Instagram'dan yazmıştı. Bugün sürdüğüm rujun numarasıyla markasını istemişti. Onu unutmazsam onu yollayacağım. Ha, şu şey bambuyu söyleyecektim, bir dakika. Ha, çıkardım buraya da bambuyu. Şimdi bir bacım demiş ki bambuyu ters çevir, yağdanlıkları öyle koy demiş. Böyle olabiliyor. Evet. Şunu çekelim. Bu kahve şeylerimi de değiştireceğim sonra. Böyle uygun bir şey bulursam değiştiririm. Nasıl oldu? Çaydanlığımı da çekeyim. Çaydanlığım hep ocağın üstünde. Böyle, ay, flaşım kapalı.
Tövbe tövbe. Heh. Nasıl oldu böyle arkadaşlar? Bu mu kalsın? Şunu şuraya koyamam. Olmuyor. Sığmaz. Şöyle ortalasam olur mu? Ha? Ben kendim dediğim gibi evimin dekoru konusunda çok şey oluyorum. Ama başkasına fikir verme konusunda iyiyim. Başkasının evini şeylerine düzenini daha çok böyle yakıştırıyorum. Şunu şuraya koy, buraya koy. Ama ben kendime söz konusu olunca çok kararsız kalıyorum. Yapamıyorum yani. Sizce nasıl oldu? Böyle oldu mu? Ya da bunu çekeyim. Ya da bu mu kalsın? Bir bacım da demiş bunu masanın üstüne koyup böyle kokular var ya hani mumlar falan var. Onlarla da koyabilirsin. Dekor olarak masanın üstüne. Ya da böyle yapabilirsin. Bilmiyorum. Şöyle. Yani fena olmadı. Böyle de güzel oldu. Böyle kalsın şimdi. Bu aynen bu. Mesela bu böyle uzunlamasına dikdörtgen olsaydı güzel olurdu. Ayaklı olması çok hoşuma gitti. Ama işte yuvarlaktır. Neyse bunu da bir şeye değerlendiririz artık. Şimdilik burada kalsın. Öyle işte canlar. Başka ne diyecektim size? Yorumlarda yorumlarınızı cevapsız bırakmak istemiyorum çünkü fırsatım oldukça yorumlarınızı okuyup ya sorularınızı cevaplamaya çalışıyorum ya da şey yapıyorum. Bir kalp bir beğeni illaki bırakıyorum. Karşılıksız bırakmıyorum. O yüzden bol bol yorum yaparsanız çok sevinirim. Ben bu arada 17 dakika olmuş, çenem düşmüş gene. Konuş ne olacak? Ama Instagram'da da böyle olsam öbür şeyler gibi influencer'lar gibi böyle telefonuma elime alsam zırt pırt her şeyi yapıp çeksem ne güzel olur değil mi? Bir tane de influencer kaza yapmış. Geçmiş olsun. İsim vermeyeceğim valla. Rabbim şifa versin. İnşallah durumları iyidir. Hollanda'da normalde kendisi yaşıyor da şimdi Türkiye'ye tatile gitmişlerdi. Kaza yapmış yazık ailesiyle, çoluk çocuğuyla. Üzüldüm valla yani. Yazık oldu kadına. İnşallah Rabbim şifalarını verir. İyileşirler memleketlerine, şeylerine, evlerine dönerler. Öyle söyleyeyim memleketleri Kayseri'de. Evlerine dönerler inşallah. Rabbim herkesi kazadan beladan korusun. Valla insan yani... Kaza ani olan bir şeydir. İnsan korkuyor. Ben mesela yolda gelirken fazla hız yapmıyorum. Dikkatli gel. Gamze diyor ki anne diyor sen araba sürmeyi unutmuşsun diyor. Sen nasıl süreceksin arabayı? Kızım ne yapmışım? Dikkatli sürüyorum yavaş. Evet diyor çok dikkatli sürüyorsun diyor. Olmaz diyor dikkatli sürdüğün zaman diyor yavaş gidiyorsun diyor. Kızım yavaş gidiyorum hem karanlık. Dediğim gibi bazıları flaşları açıyor, gözüme yansıyor. Hızla nasıl gideceğim yolu doğru düzgün görmezsen? Yani benim arabam da büyüktür. Kalksam şey yapsam, sağa sola gitsem dengemi kaybedeceğim. Olmaz yani. Ay bilmiyorum neyse. Başka aklımda soru var mıydı? Ha, orucu özelden yazarım olmazsa. Gene de bir bakarım. Yorumlarınız çünkü geliyor daha. Onlar olmazsa öbür videoda söylerim. Ayşe bacım da yazmış. Birisi bacımın biri yazmış neyini kıskanıyor seni deyince. Ayşe de bacım da yazmış. O benim videolarımı sıkıcı bulan bacım. Bunun neyini kıskanacağım? Bunu mu kıskanacağım? Onun gibi bir şey yazmış da ben onu... Yazma bacım ne gerek var? Benim neyimi kıskanacaksın? Benim kıskanacak bir şeyim yok ki. Haklısın. Doğru söylüyorsun. Ben normal bir insanım. Yani öyle ahım şahım bir hayatım da yok. Yani kıskanacak bir şey yok. Çok doğru söylüyorsun ama sıkıcı olduğum konusunda kusura bakma. Her zaman sana hak vermiyorum. Arada bir. Doğru. Moduma göre. Neyse. Hala düşünüyorum başka sorularınız var mı? Kapatayım ben en iyisi.
Hadi kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yalnız 20 dakika neredeyse eve geldikten sonra çekmişim. Abu, abu. Rabbim ne duanız, ne muradınız, ne isteğiniz varsa versin. Beni izleyen, destekleyen, yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlar hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Rabbim siz beni mutlu ediyorsunuz böyle desteklerinizle. Rabbim de sizi mutlu etsin inşallah. Rabbim gönlünüze göre versin. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere. Hepiniz hoşça kalın.